Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Cumanız hayırlı olsun. Rebiyül Evvel 12 ve aynı zamanda Resulullah'ın Mevlid doğumunun kandil olarak kutlandığı günlerdeyiz. Bu akşam Mevlid kandili. Şimdiden kandilimizi kutluyoruz. 22.30'da bu gece ATV'de olacağımızı söylüyoruz. Bu gece, bugün gündüz de uzun konular var. Konuşacağız biraz sonra ama kısa bir aradan sonra efendim burada olacağız. Yalnız şunu söyleyeyim, şimdiden hatimlerimizi söylüyoruz, hatimlerimizi değerlendirelim. Akşam 22.30'daki ATV'deki canlı yayınımızda bütün hatimlerinizin, bütün okuduklarınızın duasını vereceğiz. Ve bugüne mahsus, bu geceye mahsus olmak üzere efendim Twitter'dan ve diğer yerlerden bizlere ulaşan, Gmail'den ve Facebook'tan ulaşan 100 kardeşimize bu gecenin hatırına kitap dağıtacağız. Kısa bir aradan sonra buradayız ve bu gündüz bakalım neler konuşacağız efendim inşallah. Düğün zaman hani kıyılmasılar ve oruç tutmayan bir Yezid mektup mu yazılıyormuş? Her ne olursa olsun okunur mu? Ne isim koymalıyız? Bir iki hafta sonra okutabilir miyim? Kanser hastaları... zaman mı hani kıyılmasılar ve oruç tutmayan bir Yezid mektup mu yazılıyormuş? Her ne olursa olsun okunur mu? Ne isim koymalıyız? Bir iki hafta sonra okutabilir miyim? Kanser hastaları... Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti üzerinize olsun ve sabah programımıza, soru cevap programımıza dua ile başlayalım. Duanızı isteyelim bu gece, özel bir gece. Bu gece Mevlid Kandili, sevgilinin dünyaya teşrif ettiği gece. Özel olarak bu gece huzurunuzda olacağız ilerleyen saatlerde, yani gece 22.30'da. Efendim ATV'de olacağız Mevlid Kandili'ni kutlamak için ve bu geceye mahsus olmak üzere Twitter'dan, Facebook'tan ve Gmail'den bize ulaşan tam 100 kardeşimize kitabımızı, dua kitabımızı göndereceğiz. Bu gecenin bereketi ve bu gecenin fazileti için inşallah. Efendim hatimlerinizi, yasinlerinizi, bütün okuyuşlarınızı bekliyoruz. Bizi vekil tayin ediniz ve bu gece inşallah hep beraber amin diyeceğiz. Gönüllerimizi aminle süsleyeceğiz ve 22.30'dan itibaren ATV'de olacağız inşallah diye söyleyeyim. Bugün de kitap ve kitaplarımız için, bugün de kitap dağıtıyoruz 5 sene. Efendim Twitter'dan ve Facebook ve Gmail'den bize ulaşabilirsiniz kitaplarımızı almak için inşallah. Efendim bugün yine birkaç konumuz var. Onları biraz sonra söyleyeceğimiz hangi konular olduğunu. Ama birkaç soru ile ve bugün özellikle hemen şunu söyleyeyim. Salatü selam okuyalım bol bol. Çünkü cuma günleri salatü selam için özel günler. Salatü selam bugün ne zaman okunmalı diye sorulmuş. Bugün yani illa şu saatte olacak diye bir şey yok ama bir hadis var. Hadiste sevgili peygamberimiz öyle buyuruyor. Cuma günü bana salatü selam okuyanların salatü selamları aracısız bana arz edilir. Direkt bana açılır. Ben bana salatü selam getireni adıyla bana takdim edilir ve ben ona cevap veririm diyor. Bu nedenle bugünkü yani cuma günleri olan salatü selam diğer salatü selamlardan ayrışır. Perdesiz peygambere arz edilişinden ötürü. Resulullah o salatü selamlara cevabını verir. Bu nedenle bugün özellikle yüreklerinizi bol bol salatü selamla doldurunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed diyebilirsiniz. Veya salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyebilirsiniz. Ey Allah'ın peygamberi sana salat olsun, sana selam olsun diye salatü selamınızı getirebilirsiniz. Bol bol bu gece, bu gündüz ve özellikle bu gece bol bol salatü selam getirmenizi tavsiye ediyoruz. Tabi bu gece neler yapılması gerektiğini, neler yapacağımızı da inşallah özellikle bu gece anlatacağız programımızda. Ama cuma günü, cuma namazına yakın saatte, kadınlar için diyorum, hanımlar size söylüyorum, muhterem hanımefendiler, bacılarımız, kardeşlerimiz, cuma namazı vakti. Erkeklerin cumaya gittiği vakitte, namazlı olduğu vakitte bol bol sevgili sultana, efendimize salatü selam getirelim. Ahiretimizde bize şefaatçi olmasını ümit edelim, arzu edelim. Allah peygamberini bizlere
şefaatçi eylesin inşallah diye ümidimizi, umudumuzu, temelimizi de ifade edelim bu güzel günde, bu kandil gününde. Ve bugün ne olur, herkes birbirini selamlasın. Allah'ın selamıyla selamlasın. Birbirimize en güzel selamı, Allah'ın selamı üzerinize olsun diyelim. Böylece yüreklerimizde efendim salatü selamı birleştirelim inşallah. Mevlam dualarımızı daim eylesin. Diyor ki, eşim bana hamileyken tokat attı ve hiç arkasına bakmadan gitti. Bunu unutamıyorum ve ona öfkemi artırarak devam ediyorum. Ne yapmalıyım diye bir soru sormuş kardeşimiz. Eşiniz tokat atmakla hata yapmış. Bunu hamileyken yapmakla iki defa hata etmiş. Çünkü hamilelik dönemi hassas olan bir dönemdir. Bu dönemde çok daha hassas davranılmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Öfkenizi haklısınız da, öfkenizin artması doğru değil. Netice itibariyle insanoğludur. Hepimiz hata yapabiliriz. Eşin de hata yapmış. Seni üzmekle, sana tavır alarak, sana şiddet uygulayarak yanlış yapmıştır. Ama biz her yanlış yapanına karşı öfkemiz her gün artarsa, o zaman o öfke kontrolsüz hale gelir ve iş gayesini aşan bir işe dönüşmüş olur. Siz onun için dua edin. Allah eşinizi ıslah eylesin. Mevlam eşinize şuur ve akıl ihsan eylesin. Kızım diyor, küçük kızım ekranda Allah adını gördüğünde bu Allah mıdır diye soruyor. Diye bir soru sormuş. Şimdi ekranda Allah adını görünce bu Allah mıdır? Tabii bu çocuğun dini duygularıyla ilgili bir nokta. Ama biz mesela dua ettiğimizde bize resimler geliyor. Çocuklar da ekranın başına geçip dua ediyorlar. Bana bir sürü resim geliyor o konuda. Çekiyorlar o anda, anneler babalar gönderiyor. Bunlar çocukluk döneminde olağan şeylerdir. Olabilir şeylerdir. Ezan okununca o Allah mıdır diye sorabilir çocuk. Efendim hayır, o Allah'tır. Bu ne biçim iş? Allah seni yakar gibi sözlerle mukabele etmeyiniz. Diyeceksiniz ki o bizi ibadete çağıran güzel bir sestir. Yani çocuğun o hayal dünyasındaki Allah ismi ve Allah'ı hatırlatan şeyler çocuğun hayal dünyasına, akıl dünyasına oturuyor. Bu nedenle bunlara büyük tepki göstermek, çocuğu bu konuda rencide etmek veya ateşle korkutmak son derece çirkin. Hep söylemişimdir. Söylemişizdir, bir daha söylüyoruz. Hiçbir zaman küçük çocukları Allah seni yakar cümlesiyle korkutmayınız. Yakan, azap eden bir Allah anlayışı çocukluk döneminde çok ters teper bir anlayıştır. İnsan büyüdükçe, kötülüğü, haramı anladıkça kıyamet ateşi anlıyor. Ama küçük çocuğun hayal dünyasında kötülük olmadığı için, yanlışlık olmadığı için küçük çocuğun azabı anlaması mümkün değildir. Azap, şiddet kötü bir şeydir onun için. Ama büyüdükçe kötülüğü hak edenler, daha doğrusu azabı hak edenleri gördükçe, evet Allah adildir. Çünkü azap da lazım, cennet de lazım, cehennem de lazım diyor. Ama daha hiçbir şey yok ortada. Çocuk daha dünyaya selam diyor. Siz onu ateşle cezalandırıyorsunuz veya yakıyorsunuz. Böyle eskiler yapardı anneler. Ne yapıyor? Kibri şeyini, iğnenin ucunu ateşe kızdırıyor. Çocuğun koluna vuruyor. Ne kadar kötü bir şey. Sonra ne diyor? Bak Allah seni böyle cız eder. Allah cız etmez. Allah çocuğu niye cız etsin? Allah çocuğu korur. Çocuğu ihata eder. Çocuğu kuşatır. Çocuğun ihtiyacını giderir. Böyle bir Allah kavramı çocuğa öğrettiniz. Onu seven, ona çiçek veren, ona güneşi açan, ona suyu indiren, ona baba veren, ona ana veren bir Allah anlayışını bol bol çocuklarınıza söyleyiniz ve ürkmeyin. Neden dolayı ürkmeyin? Çocuğunuz sorularından dolayı ürkmeyin. Sorularının altında ezilmeyin. Çocuğunuzun huyuna ve karakterine uygun hangi cevap varsa o cevabı söyleyiniz. Yani ben Allah'ı göremiyorum. İki hafta önce anlatmıştım. Kısaca da olsa yine atıfta bulunuyorum. Allah'ı niye göremiyorum diyor. Diyeceksin ki çocuğa, çocuk küçük. Belki gözlerin küçük. İleride gözleriniz daha büyürse o zaman daha farklı şeyler görürsün. Allah'ı görürsün deme.
Çocuğum şu anda gözlerimiz küçük, ileride büyüdükçe Allah'ı daha iyi anlarız filan mahiyetinde. Veya Allah çok güzel ve çok muhteşem, ileride sen de onu daha iyi anlayacaksın, daha iyi tanıyacaksın demek suretiyle çocuğun dünyasına Allah inancını, Allah imanını bir sevgiyle vermek lazım. Allah şu anda ne yapıyor baba? Allah şu anda seni sevmemi bana emretti. Anne, Allah şu anda ne yapıyor? Allah seni kucaklamamı istedi. Sana yemek hazırlamamı istedi. Efendim, ama falancanın annesi ona bakmıyor. Allah ona emretmedi mi? Bütün bu sorular olabilir sorulardır. Ona vereceğimiz cevap, Allah ona da emretti de o biraz tembellik yapıyor ama o da yapacak ileride. Yani olumsuz görünen her şeyi olumluya çevirmek suretiyle çocuğa takdim etmek lazım. Burada Allah'la ilgili ters sorulara da, gelebilecek hesapta olmadığın sorulara da hep Allah'ın sevdiğini, Allah'ın merhamet ettiğini, bizi bağışladığını, bu imajı ön plana çıkarırsak o zaman ekranda sorduğunuz soru, ekranda Allah ismini gördüğünde, bu Allah mıdır diye sorduğunda, bu bize Allah'ı anlatıyor, bizi Allah'a götürüyor diye cevap verebilirsiniz. Ama birden telaşlanmaya, birden bir tepki göstermeye gerek yok diye söylemiş olayım. Anneme kızdım ve ondan kurtulursam, yani annemden kurtulursam kurban keseceğimi söyledim. Bu adaktan sayılır mı? Böyle bir adak olmaz. Bu haram olan bir adaktır ve doğru olan bir adak değildir. İnsanın ölümü üzerine adak adanmaz. Hele bir annen üzerine. Yani böyle bir çirkin bir adak olabilir mi? Bundan dolayı tövbe ve istiğfar etmeniz gerekir. Çünkü adanılan şey, adak türü şey, bir ibadeti kuşatan alanlarda olabilir. Hele bir de annenin, annemden kurtulursam bundan dolayı adak keseceğim, bu tövbe ve istiğfarı gerektiren bir adaktır. Tövbe ve istiğfar et, git annenin elini öp, ayağını öp, hele bu gece özellikle ondan helallik dile, hayır dile. Allah sana merhamet etsin, annen sana dua etsin ki annenin hürmetine Allah seni şerden uzak eyler. Devam ediyoruz. Anne ve annesine el kaldıran evladın ahiretteki durumu nedir? Tabii en büyük kul haklarından biri anne ile ilgili kul hakkıdır. Anne hakkı ve anne hukuku son derece önemli. Annesine el kaldıran bir evladın ahiretini anne onu bağışlamazsa düşmek bile istemiyorum, açık söyleyeyim. Çünkü Allah gazap eder. Dünyaya gelmenize vesile olan en güzel varlığa, ki anne en merhametli varlıktır, sen el kaldırırsan Allah da sana hak ettiğin cezayı verir, melekler de sana el kaldırır. Ya nasıl yapar? Seni azaba sokar. Der ki anneni dövmüştü bu elinle, değil mi? Gel bu elin hesabını ver der. Annene küfür ettin bu dilinle, gel bu dilin hesabını ver. Annene tekme atmışsın, gel bu tekmenin hesabını ver. Yani kısacası annene yaptığın kötülüğün her bir cüzü için, parçası için neyi hak etmişsen birebir aynı senin önüne konulur. Hiçbir şey eksiltilmez. Allah annesinin bedduasını alanlardan eylemesin. Annesinin duasını ve bereketini alanlardan eylesin bizleri inşallah. Eşimin annesinin zoruyla kapandım. Ben içimden geldiği zaman kapanmak isterdim. Ne yapmalıyım diye bir soru. Eşinizin ailesinin zoruyla kapanmanız doğru değildir. Yani ibadet ve itaat zoraki olmaz. Kapanmanız farzdır. Allah'ın emridir. Ayet açıktır. Ama bu zorla olmaz. Zorla olan şey kıymetsizdir ve geri teper. Ve zorla olan şey de anında çözülür. Yani bu hanım demek ki boşanırsa, fırsat bulursa bu kardeşiniz ne yapacak? Başını açacak. Ya bir anlamı yok o kapatmasının. Evet, örtü Allah'ın emridir. وَلْيَدْرِبِنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ve baş örtülerini yakalarının üzerine salıversinler ayeti. Baş örtünün olduğunu kesin gösteriyor. Peygamber Efendimiz'in uygulaması budur. Hazreti Esma ve diğer sahabe kadınlarından gelen bütün hadisler, uygulamalar, hatta ayet gelir gelmez eteklerimizi yırtıp başımıza koyduk diyorlar sahabe-i kadınları. Yani emri anında uygulamışlar. Bütün bunlara rağmen ibadet gönülden olur. Zoraki, zorlama, şiddet bizim onaylamayacağımız, dinin de onaylamayacağı şeylerdir. Onaylayanlar varsa bu onların yorumudur. Bu İslam'ın kendisi değildir. İslam'ın iki ana kaynağı var. Kur'an ve Hazreti Peygamber'in hadisleri.
sahih hadisleri. Ona bakacağız, ona göre yola çıkacağız diye söylemiş olayım. Bu nedenle de efendim zoraki kapanmak doğru değildir diye söylemiş olayım. Bir dua verelim sınavda başarılı olmak için nasıl bir dua yapalım diye. Ve bir de bazı insanlar isimlerinin başına Hazret koyuyorlar. Bu doğru mudur diye bir soru sormuş. Onun da cevabını vereyim. Sınavlarda çocuklarınıza, ki bugün çocukların hepsi evdeler zannediyorum, okullar tatil. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alul hüzne izâ şi'te sehlen. Güzel bir dua, kısa bir dua. Bu duayı bol bol okumanızda fayda var. Allah'ım, senin kolaylaştırdığından başka kolaylık yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Allah'ım, senin kolaylaştırdığından başka kolaylık yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Evet, bu duamız dursun biraz ki herkes yazabilsin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alul hüzne izâ şi'te sehlen. Bu duamızdır. Allah'ım, senin kolaylaştırdığından başka kolaylık yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Bu duayı da zorlanmalarda ve sınava girmeden önce çocuklarınıza söyleyebilirsiniz. Ancak çocuklar değil sadece, büyükler de sınava çok giriyorlar. Bu sınavlarda da büyükler için de söylüyorum. Hayatımızın her aşamasında sınava girdik. Ben şöyle bir düşünüyorum. Memuriyet dönemimizde belki 20'ye yakın sınava girdik. Master'da sınav, doktora'da sınav, doçentlikte sınav, profesörlükte dolaylı sınav. Bir yere atanmada dolaylı sınav. Hayatımız sınav, 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 sınav. Evet, bu da çok doğru bir şey değil. Yani insanı illallah ettiriyorlar her şey için. Ama sadece çocuklar değil, büyükler de sınavda çok terliyorlar. Ve Allah sınavın en büyük sınavı hayırlı yapsın. En büyük sınav. En büyük sınav ahiretteki sınavdır. Dünya sınavları şöyle bile biter gider. Ama Allah huzurundaki en büyük sınavı da Rabbim bize merhamet etsin. Bir telefonumuz var. Sonra insanlar kendi isminin önüne Hazret, Heze koyuyorlar. Bu doğru mudur? Bunu yapmak en azından usulsüzlüktür. Saygısızlıktır, ölçüsüzlüktür. Yani Peygamberimize Hazret demiyorlardı. Demek zorunda değillerdi. Hazreti Peygamber'e Hazret kelimesini işte Osmanlı döneminde filan kullanmışız. Niye? Şerefli insan, büyük insan. Artık o peygamber ve sahabe ve büyük insanlarla anılmış bir sıfata dönüştü. Yani Resulullah döneminde bu kullanılmıyor diye bu işi kendi adıma kullanayım ve bu işi ayağa düşüreyim hangi Müslümana yakışır? Bazı insanlar internet sitelerinde utanmadan, sıkılmadan kendi isimlerinin önüne Hazret koyup Hazreti diyelim ki Elif, Hazreti falan diye, çok çirkin şeylerdir bunlar. Peygamber ve sahabeyi itibarsızlaştırmadır bu. İnsanların içindeki niyeti okuyamayız belki ama varılan sonuç bu. Bir millet peygamberine, sahabisine, büyük alimlere Hazret kelimesini bir saygı ifadesi olarak kullanmışsa sen o adı, bu ismi kullanmayacaksın arkadaş. Kullanmayacaksın. Milletin saygı duyduğuna saygı duyacaksın. Milletine alay edilmez. Milletin saygı ifadeleriyle alay edilmez. Millet kandil kutluyorsa saygı duyacaksın. Çıkıp televizyonlarda boy gösterip kandil hurafedir. Sen ne yaptın hayatın boyunca hurafeden başka? Kandil nasıl hurafe olsun? Efendim, Kadir gecesi hakkında sure iniyor. Bin geceden, bin aydan hayırlı olduğu söyleniyor. Nasıl hurafe olsun? Bu gece bin aydan hayırlıdır diyor. Mevlid kandili Resulullah zamanında evet kullanmıyor. Resulullah benim doğum günümü kutlayın der mi ya? Hazreti Peygamber böyle bir şey söyler mi? Benim doğum günümü kutlayın der mi peygamber? Edebinden, hayasından, tevazuundan söylemez ki. Daha sonraki dönemlerde Resulullah'ı anmışlar, onu anlatmışlar. Kandiller de bu fırsatlardır. Kandil düşmanlığı yapmak, yani ben beni tanıyın, bakın ben muhalif adamım demekle aynıdır. Allah ıslah etsin, ne diyelim. Telefonu hemen çok beklettik. Hakkını helal etsin. Alo. Alo. Efendim, herhalde telefonumuz. Beni duyuyor musunuz? Beni duymuyorsunuz. Alo. Evet, şimdi sizi duyduk. Buyurunuz hanımefendi.
Günaydın hocam. Günaydın, hayırlı sabahlar dilerim, iyi cumalar dilerim ve de iyi kandiller dilerim. İyi cumalar hocam. Elazığ'dan arıyorsunuz. Evet hocam, Elazığ'dan arıyorum. Hanımefendi buyurun, dinliyoruz sizi. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Benim eşim bana 3 defa boş ol, boş ol, boş ol dedi. Bir de her tartışmamıza git buradan, ben seni istemiyorum, babanın evine git. Evet. Bizim 2 tane de çocuğumuz var. Ben boşanmış oluyor muyum? Yani 3 defa bir anda 3 defa üst üste boşun 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 kelimesi söylediğinde elbette ki bir boşama, en azından bir boşama gerçekleşir. Biz ikinci ve üçüncü boşamaları ise tekit veya teyit anlamında kullanılmış olan birinci boşamayı güçlendiren bir boşama olarak aynı sözün tekrarı gibi görüyoruz. Bu nedenle bir boşama Türkçesi, bir boşama gerçekleşir. Nikahınız ise nikahınız düşmez. Daha sonra eşiniz size benim karımsın filan veya beraberlik olursa karı koca arasında bu durumlarda nikaha dönülmüş olunur. Yani tekrar erkek hocam eşine... Biz 7 yıllık evliyiz. Her seferinde bana git buradan, istemiyorum seni. Artı imam nikahımızda bana mehir falan hiçbir şey de vermediler. Şimdi git buradan istemiyorum kelimesinde biz sözün hangi anlamda kullanıldığına bakarız. Çünkü bunlar mecazi direkt sözler değildir. Dolaylı sözlerdir. Direkt boşama sözü değildir. Eğer boşama niyetiyle söylerse tabii ki boşama gerçekleşir. Çok da kurcalamak da istemiyoruz doğrusu. Yani canlı yayında boşanma fetvası vermekte hoşuma gitmiyor, açık söyleyeyim. Bu nedenle de eşinizin bunu kızgınlık anında size kızdığı için söylemiş olduğu bir cümle olarak ben yorumlamayı temenni ediyorum, arzu ediyorum. Burada niyet önemli, eşinizi dinlemek lazım. Ama bunu hocam, sık sık yapıyorsa yanlış yapıyor, evliliğinizi tehlikeye düşürüyor, saygı duyması lazım. Evliliğe ve evliliğinize saygı duyması lazım diye söyleyeyim. Hocam ben canlı yayında söyleyemediğim bazı şeyler var. Sizinle özel olarak konuşmak istiyorum. Arkadaş, zaten şu an eşimle ayrıyız. Ne yapabiliriz? Yani niye ayrıldınız? Şeyden dolayı, boşanmadan dolayı mı? Yok, boşanmadan dolayı değil. Başka çok çok şeyler de var. İnşallah arkadaşlarımız size telefonunuzu alsınlar. Biz size ulaşırız inşallah. Kandilden sonra size ulaşırız inşallah. Bugün biraz yoğun olacağız ama ya kandilden sonra size ulaşırız. Tamam efendim. Herhalde soru anlaşılmıştır. Arkadaşlar telefonu bize ulaşırlarsa hanımefendik bacımıza inşallah ulaşacağız. Efendim boşanmayla ilgili konularımız var. Boşanma, neden boşanıyorlar, boşanma sebepleriyle ilgili. Onu hemencecik söyleyeyim. Şöyle bir soru var. Ölmeden kendi mezarımıza diye dua okunur mu? Zaten siz ölmeden okuduğunuz her şey sizin mezarınıza gidiyor zaten. Yani illa bunu demenize gerek yok. Şimdi mesela Fatiha okuyorsun, namaz kılıyorsun, yaptığın her şeyi Allah'ım benim mezarıma gönder diyorsun. Zaten sizin mezarınıza gidiyor. Cenab-ı Allah onu sizin mezarınıza gönderiyor. Yaptığınız her namaz, yaptığınız her hayırlık, her iyilik, her şey sizin mezarınıza giden bir iyiliktir. Bu nedenle de dilinizle de ifade etmenize gerek yok diye söylemiş olayım. Evet. Bir soru daha var. Şöyle bir soru. O da önemli. Küçük çocukların bütün bu sorular hep soruyorsunuz. Nereden soru gönderelim? Gmail'e gönderiniz. nihatatmul.com'daki soru bölümüne gönderebilirsiniz. Oradan cevaplandırıyoruz. Küçük çocukların akşam ezanından sonra yıkanmaması gerektiği söyleniyor. Doğru mu? Hayır. Yıkayabilirsiniz. İçeri girmeden önce Bismillah deyin. Öyle içeri giriniz. Ama gündüz yıkamanız çok daha uygundur. Çocuklara ama gece ihtiyaç halinde banyo yaptırmanızın dini açıdan bir sakıncası yoktur diye ifade edeyim. Ama küçükleri elinize alırken Bismillah diye alın. Çocukları verirken Bismillah diye verin. Çocukları yıkarken Bismillah diye yıkayın. Allah onu korur. Çocukları Allah korur inşallah. Efendim, insanlar neden boşanıyorlar? Bugün için hemen bir daha söylüyorum. Facebook'tan, Twitter'dan bize kitap isteğiniz için bize ulaşabiliyorsunuz. Biz onları değerlendireceğiz. Biraz sonra sizlere bugün kitap kazananların listesini inşallah ifade edeyim. Bu akşam efendim kandil akşamı, Mevlid kandili ve bu gece saat 22.30'dan itibaren ekran başında olalım.
gecenin bu güzel anında ellerimizi ibadet için açalım ve kandil duamızı, hatimlerinizin duasının tümünü yapacağız. Ayrıca bu kandile mahsus olmak üzere, özel olmak üzere Mevlid kandili bir hediyedir bizim için. Allah'ın peygamberi bize bir hediyedir. Bu hediyeye evet kabulümüzdür, başımızın tacıdır demiş olmak için inşallah Twitter'dan, Gmail'den ve Facebook'tan bize ulaşacak kişilere, arkadaşlarımıza 100 tane inşallah kitap, dua kitabı göndereceğiz diye söyleyelim. Bu gece daha böyle cömert olacağız. İnşallah Allah da bize cömert olur inşallah. Efendim boşanma nedenleri hakkında hızlı bir şekilde geçelim. Önemli. Niye boşanıyorlar? Bir, ilk boşanma sebebi, en önemli boşanma sebebi zina. Zinadan dolayı boşanıyorlar. Yani erkek zina eder veya kadın zina eder. Eşin, diğer eş bunu kabullenmez ve ben senden boşanacağım der ve boşanır. Zina boşanma sebebi olabilir. Zina mutlak manada boşanmayı gerekli kılmayabilir. Nikahı bozmaz yani o anlamda. Bir daha söylüyorum altını çizerek. Zina ettim, nikahım bozuldu mu? Hayır. Nikahınızın bozulmaması zinanın hafif bir şey olduğunu göstermiyor. Ama nikahın bozulması farklı bir şeydir. Zinanın haramlığı ise çok daha farklı bir şeydir. O haramdır, Allah'ın kabul etmediği bir şeydir. Bu nedenle de zina, evli olan erkeğin nikahı olmaksızın veya evli olmadığı bir kadınla cinsel yakınlığıdır. Zinanın adı budur. Yani arada nikah kaydı yoksa. Nikah kaydı varsa resmi nikah tavsiye ediyoruz illaki olsun. Resmi nikah olmamış olsa bile iki şahit huzurunda kıymış olan nikahın akabindeki yakınlaşmayı zina sayamayız. Çünkü zina zor bir kelimedir. Ağır bir kelimedir. Ve kullanması kötü olan bir kelimedir. Kullanmayın. Sen zinakarsın. Zina mahsulü. Hazreti Peygamber döneminde bir kadının evine giren çıkan çok olurmuş. Olurmuş. Yani dengesizce giriş çıkışlar. Resulullah ne diyor? Bu kadın hakkında eğer suizanla yani kötü bakışla hüküm verseydim şöyle yapıyordu derdik diyor. Ama demiyor. Allah'ın peygamberi olmasına rağmen demiyor. Yani onun için zinanın fiili olarak evet bu zinadır denmesi için dört kişinin fiilen o olayı görmesi lazım. Veya ikrar olacak. Ben yaptım diyecek. Veya dört kişi fiilen görecek. Dünyada ispatı en zor olan fiil günah daha doğrusu zinadır. Çünkü adam yapmadım dediği anda yapmadığını kabul etmek zorundasınız. Evet zor bir şey ve Allah muhafaza etsin. İki, şiddet. Eşler arasındaki kavga, şiddet. Kadının erkeğe binde bir de olsa, erkeğin kadına %90 o tür şiddet var. Küfretmesi, küfür bir şiddettir. Hakaret bir şiddettir. Alay etmek bir şiddettir. Tokat bir şiddettir. Evden kovma bir şiddettir. Şiddet derken illa aklınıza tokat gelmesin yani. Yumruk gelmesin. Küfür şiddet değil mi? Yani eşinizin annesine babasına küfür ediyorsunuz. Bu bir şiddettir. Eşine diyorsun ki defol git buradan. Bu bir şiddettir. Sen artık benim hanımım değilsin. Sen işte iyi bir, kötü bir insansın. Beş para etmezsin. Küfür şiddettir. Şiddetin her türlüsü boşanma nedeni olabiliyor. İnsanlar bundan dolayı boşanıyorlar. Boşanma nedeni derken hem isteyebilirsin hem bundan dolayı boşanıyorlar. Üç, saygısızlık. Eşlerin birbirlerine olan saygısızlıkları boşanma sebebi oluyor ve saygı göstermek zorunda. Erkek kadınına, kadın kocasına saygı duymak zorunda ve saygı durmak durumunda. Dört, aşırı güven. Yani kişinin kendisine aşırı güveni, hanımını hor görmesi veya hanımın kocayı hor görmesi. Bir şey söyleyeyim burada. Dün dosta doğru da anlatırken bir mail geldi. Hocam biz işte akademisyen hanımlar da sizi çok izliyoruz. Bu konuları anlatırken bizi hesaba katın. Ben tabii hepsi hesaba katıyorum. Yani kadın derken okumuş cahil kadın, okumamış kadın diye bir ayrım yapmaktan bir defa haya ederim, utanırım yani. Her kadın bizim için değerlidir. Yani illaki bir yüksek okul mezun olma şartı yok. Ama genellikle siz profesör hanım da olsanız mesela, ne bileyim bir milletvekili kadın da olsanız eşinizden şiddet görebiliyorsunuz. Yani illa köydeki kadına şiddet uygulanmıyor.
Yani şiddetin uygulanmadığını zannettiğiniz Avrupa ülkelerinde şiddet yok mu? Hem de alası var şiddetin. Ama nedir? Medyaya sık sık çıkarılmaz böyle şeyler. Önemli kaza ve belalar. Bize bir bisiklet arabaya çarparsam, arabaya bir şey olmadı, çocuğa bir şey olmadı, 10 dakika haber oluyor bizde. Ve hep döndürülüyor. Avrupa'da büyük kazalar olmadıkça haber bile olmuyor. Bu nedenle de yani kanmayın buna. Yani orada da şiddet var. Her yerde, dünyanın her tarafında şiddet var. Şiddet sarmalı sadece İslam ülkelerinde değil. Ötekilerinde işin çok daha profesyonelce olan şiddeti vardır. Kadın istismarı vardır. Ama hangi yerde olursa olsun karşıyız. Evet, aşırı güven, erkeğin aşırı güveni şiddetin bir gerekçesidir. Ve boşanma sebebidir. Kendine güvenecek de karşıdakini hor görüp güvenmeyecek. Karşıdakini aşağılamayacak. Sen ilkokul mezunusun, alfabeyi bilmiyorsun. Ben yüksekokul mezunuyum. Geldim, sen başıma bela ettin. Nereden çıktın sen ya? Gibi, hele hele çocuklarının yanında bunu söylediğinde aşağılamış olur ve doğru değildir. Zenginleşme. Adam evleniyor, hanımı iyi bir hanımefendi. Bir müddet sonra adam fakirken zengin oluyor, makamı yükseliyor. Efendim üst makamlara çıkıyor. Yani bürokrat olarak veya işte başka neyse. Parası çoğalıyor. Efendim bir dakikada, 10 dakikada, bir saatte milyonlarla oynayacak hale geliyor. Ve bir müddet sonra evdeki kadını artık hizmetçi gibi görmeye başlıyor. Beğenmemeye başlıyor. Hor görmeye başlıyor. Zenginleştikçe alanı dar, alanı genişliyor. İlgi alanı ve bilgi alanı genişliyor. Bilgi alanı kadınların hayatı hakkında bilgileniyor. İlgi alanı kadınlara dönüşüyor. Ve bir müddet sonra hanımını bırakıyor. Kendisine bir hanım buluyor. Genç bir kadın buluyor. Onunla işte adı evlilik, işte evlilik kuruyor. Ve çoğu kez de hiçbir nikah olmaksızın bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Efendim bu doğru değil tabii ki yani. Zengin olabilirsin ama hanımını kötü günde senin yanında olduğunu unutma. Bir telefon var, devam edeceğiz. Alo. Efendim buyurunuz. Hayırlı cumalar hocam. İyi cumalar hanımefendi. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir sorum olacaktı. Buyurun, buyurun efendim. Benim eşim beni bir sene 9 aydan beri bırakıp gitti. 200 tane çocuğum var. Evet. Ben de yani ailemin desteğiyle, onun bunun verdiği destekle ben onlara bakıyorum. Benim de boşanma davası mecburen açmak zorundayım. Çünkü nereye gitsem devlet kurumlarına boşanma kağıdı istiyor bende. Ben haber de yok. Şimdi boşanma günahını biliyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani çıkmazdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama benim yani iki çocuğum, ne diyeceğim, heyecandım. Çocuklarınız kaç yaşında? Birisi üniversiteye gidiyor. 19 yaşında. Evet. Birisi 16'yı bitirdi. 17'nin içinde. Evet efendim. Şimdi önemli olan şu, önemli olan şu, siz bir toparlan, ben size söz vereceğim. Şimdi hanımefendi diyor ki bu bizim idarecilere, hangi birimi ilgilendirir bilmiyorum ama hangi bakanlığı bilmiyorum ama söylemiş olayım, önemli bir nokta. Diyor ki kocam beni bıraktı gitti ama yardım alacağım yerler boşanma kağıdı istiyor. Bakın bu önemli bir şey. Ama gitti diyor, 2 senedir herif yok ortada diyor. Siz de diyorsunuz ki boşanma kağıdı. Nasıl getirsin boşanma kağıdı? Boşanma kolay olmuyor ki. Uzun sürüyor. Bu uzun süre boyunca sizden yardım almak için o kağıdı mı bekleyecek? O zaman ne yapılabilir? Bu adamın evi terk ettiğine dair muhtarlık beyanı yeterli olsun. Yani bu yapılabilir bu. Sevgili idareciler, hangi bakanlık ilgilidir bilmiyorum ama Aile Bakanlığı olabilir belki. Ve başka bir bakanlık olabilir ama herhalde bizi duyuyorlardır. Veya duyarlar onları bürokratları. Lütfen hanımlardan illaki boşanma kağıdı değil, muhtarlıktan. Şu anda kocası evi terk etti. 5 ay, 10 ay, 20 ay neyse. Bir beyan da, bir kağıt da yeterli olsun. Bu hanıma illa git boşan da gel. Ne olacak? O zamana kadar aç mı kalacak? Yani evet hanımefendi, toparlandınız mı? Hocam diyeceğim şuydu yani. Ben boşanmam günah altına giriyorum bir. İkincisi boşanma davası açtım yani. Açmadım değil.
İş uzuyor benim mu? Benim öbür dünyadaki yerim ne yani? Ben onu öğrenmek istiyorum. Senin öteki dünyadaki yerini düşüneceğine kocan öteki dünyadaki yerini düşünsün. Niye? Sen niye düşünüyorsun yani? Sen çocuklarına annelik yapıyorsun. Evindesin. Çocuklarını doyurmaya çalışıyorsun. Boşama davası açmışsın. Adam ortada yok. Adam düşünsün. Sen niye düşünüyorsun? Senin suçun yok, günahın yok, kusurun yok. Kusur onun, suç onun, günah onun. Sen bir hanımefendi olarak, bir anne olarak, kocan seni terk etmiş, gitmiş, düşünmeden seni, çocuklarını, ondan sonra sen, ben bunun ahirette hesabını nasıl veririm? Öteki taraf düşünsün. Sen düşünme, senin bir hesabın yok. Yani bu konuda senin bir hesabın yok. Diğer konuları bilmeyiz. Bu konularda hesabın yok. Bilakis senin sevabın çok, karın çok. Çocuklarına annelik yapmaya devam ettiğin için senin gibi annelerin eli öpülür. Ne denebilir ki yani? Senin kocan, Allah onu ıslah etsin. Belki şu anda bizi dinliyordur. Denk gelir inşallah. Seni de tanır, gelir ve der ki hanım ya hakkını helal et. Özür dilerim senden. Ve yuvasına döner diye ümit ediyoruz. Boşanma davası tamam. Açmanda dinen bir engel yoktur. Tamam? Yoktur. Tamam hocam, bir isteğim olabilir. Ben internetten falan anlamam. Bana da bir kitap gönderir misiniz? Arkadaşlar, hanımefendinin adını alıyoruz. Ona kitap gönder. Başımız üstüne. Kitap göndereceğiz size inşallah. Evet, bir soru daha var. Bizim büyük izleyici kitlemiz internette irtibatlı değil. Onu biliyorum, farkındayım. Ama internette çocukları girip bize kitap istiyor bizden. Bizim en büyük kitlemiz böyle. Konferanslarda görüyorum. İnternette, Facebook'la, Twitter'la hiç ilgisi yok. Bana ne diyor? Twitter'da uğraşacağıma tesbih çekerim diyor. Evet, aynen öyle. Oradaki gereksiz sözlerle, kavgalarla, kötü sözlerle, kötü insanlarla muhatap olacağınız, namazınızı kılın, ibadetinizi yapın, hayırlı işler yapınız. Herkes öyledir demiyorum tabii. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. Hocam hayırlı cumalar. Mevlüt Kandiliniz mübarek olsun. Sizin de. Teşekkür ederim hanımefendi. Sizin de Mevlüt Kandil. Hep izleyicilerimizin tümünün kandili mübarek olsun. Aynen öyle. Stüdyodaki herkesin, izleyicilerin, herkesin, tüm Müslüman aleminin kandili mübarek diyorum. Bu akşam 22.30'da ATV'deyiz biliyorsunuz, kandil programında. Biliyorum hocam. Tamam. Buyurun şimdi. Hocam ben Ankara'dan arıyorum da. Evet. Ben ayrıldım. 4 yıl oldu. Evet, 5. yıla girdik. İki tane de çocuğum var, ellerinizden öper. Allah başlasın. Evet. Amin cümlemizin. Şimdi eşim de evlendi. Ben 3. çocuk da yapmak istiyorum. Kimseden de istemiyorum. Tekrar çocuklarımın kardeşi kendi babalarından, kendi kan canlarından olsun istiyorum. Bunun günahını merak ediyorum. Nasıl olacak o iş? Yani şey mi? Bir dakika. Eşinizden boşandınız, doğru mu? Doğru. Eşiniz gitti, başka bir hanımla evlendi. Doğru mu? Evet. Resmi nikah hakkıydı yani, daha doğrusu. Şimdi evet. Doğru mu buraya kadar anladığım? Doğru. Tamam. Şunu söylüyorsunuz. Hocam ben eşimle dini nikah kıymak istiyorum. Evet. Ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Evet. Şimdi tabii biz ikinci evliliği teşvik etmiyoruz. Önce bunun altını çizelim. Çünkü bizi herkes izliyor ve herkes bu konuda söyleyeceğimiz söz önemlidir. Ama benim eski eşimde ben onsuz da yapamıyorum. Gitti, başka bir hanımı tercih etti. Buna rağmen ben yine onunla evliliğimi şöyle böyle olsun devam etmek istiyorum. Kardeş, bir çocuklarımın yanında bir kardeş daha olsun istiyorum diye düşünüyorum ve eski eşimle bir dini nikah kıydığımda günaha girer miyim diyorsanız. Evet, ama sadece çocuk konusunda diyorum hocam. Ama bu doğru değil yani. Evlilik, şimdi o şartlı bir evlilik olur. Bu şartlı evliliklere biz hoş bakmıyoruz yani. Evlilik evliliktir. Sadece çocuk yapalım, ondan sonra boşanalımla böyle bir evlilik söz konusu olamaz. Ama normal şekilde iki şahit huzurunda, efendim ben nikahımı kıymak istiyorum, ben tercihim budur, kimse benim bu tercihime dokunamaz. Benim ve kocamın vereceği bir karardır derseniz, biz öyle bir karara müdahale edemeyiz. Ve bunun gayrimeşru bir evlilik olduğunu da söyleyemeyiz. Teşvik etmemekle beraber. Ama olan bir olay var ortada. Siz olayı söylüyorsunuz. Ben bunu tercih ediyorum. Kocam da bunu tercih ediyor. Eski kocam. Kimse de benim özel hayatıma karışamaz. Kusura bakmasın. Diyorsanız biz sizin özel hayatınıza karışamayız. O sizin tercihinizdir. Ama sırf
çocuk sahibi olmak için bunu yapıyorum derseniz o şartlı bir evlilik olur. Biz bu şekilde şarta bağlamış evliliklere uygundur demiyoruz efendim. Anlaşılmış mıdır? Evet, anlaşılmıştır. Telefonumuz herhalde anlaşılmıştır. Boşanma sebeplerine neden boşanıyorlar? İlgisizlik ve zor şeylerden kaçınma en önemli boşanma sebeplerden biridir. İlgisizlik çok önemli bir noktanın altını çiziyorum. Kocam bana ilgisizdi, ben gittim zina ettim. Hayır efendim, böyle bir şey olamaz. Hanımım bana ilgisizdi, beni dışarıya itti. Sen de dışarıya itilme. Yani sırf öteki tarafın yanlışı veya kocam zina etti, ondan intikam aldım. Sen ondan intikam almadın, kendini ateşe sürdün. E intikamı. Yani biri kötülük yaptıysa, zina ettiyse, öteki tarafta eşitlenmek için zina mı edecek? Sen bari temiz kal, o kirlendiyse. İki taraf için de söylüyorum. Bunlar doğru çözümler değil. İhmal etti beni. Yani hanımların özellikle söylüyorum. Gayrimeşru ilişkilerinde, zinalarında çok kullandıkları bir sözdür. Kocam ilgisizdi. Kocan sana karşı ilgisiz olabilir. Sen Allah'la ilgilen o zaman. Sen kendini inancına ver, dinine ver, çocuklarına ver, hayırlı işlere ver. Kendini yabancı bir erkeğe ilgi duyar hale getirme. Yani 1000 tane doğru iş varken 1001 tanedeki yanlışa gidiyorsun sen. Yani mutlak manada erkeğin yanlışı veya kadının yanlışı öteki tarafı ilgisizlik yani. Zinaya itmemeli de doğru değildir. Zor şeylerden kaçınma. Adam çalışmıyor, yatıyor. Habire yatıyor, uyuyor. 24 saat uyuyor. Hanımına da çalış diyor. Halbuki bu iş zıttı ne olmalı? Kadın ev işlerine bakmalı genel anlamda. Yani çalışan kadın da olabiliyor tabii. Ama kadınların da uygun şartta çalışması lazım. Şimdi şöyle düşünürüz. Beni kadınlar da anlayacak diye düşünüyorum, erkekler de. Bir yerde 50 tane erkek var, orada bir tane kadın var. Aynı alan içinde çalışıyorlar. Bu kadın nasıl rahat çalışabilir Allah aşkına? Yani onun için şartları değerlendirip ona göre onları rencide etmeyecek. Özel durumlarında onları sıkıntıya sokmayacak. Kötü niyetli insanların şerrinden koruyacak. Ortam mutlak manada sağlanabilmeli ve sağlanmalı. Bu durumda kadın daha rahat çalışır. Yani işte zora sürmek kadını da bir zulümdür. Erkeği zora sürmek de ama yanlıştır, ama erkeğin kendini zorlamaması da yanlıştır. Ben yatayım, benim kadın hanım çalışsın, suyu taşısın, tezeyi hazırlasın, çorbayı hazırlasın, taze ekmek hazırlasın, getirsin önüme. Köydeyken tezeyi kadın yoğursun. Köyde kadınlar yapıyordu bu işi. Sen ne yapıyorsun peki erkek olarak? Kadın ineği sütünü alsın, kadın çamaşır yıkasın, sen de kahvede iskambil at. Bunun adında evlilik olsun. Olmaz öyle şey. Hayatı paylaşacaksın. Hanımına yardımcı olacaksın. Gerekirse sen inekleri sahne var yani bunda. Tezekleri sen hazırla. Hanımın ekmek yemek hazırlasın, sen de yakıtı hazırla. Evet. Evlilik öncesi eşlerin birbirini yeterince tanımaması. Bazen fazla tanıması da beladır. Onu da söyleyeyim. Yani evlenmeden önce her şeylerini biliyorlar. Ben merak ediyorum bazen. Hakikaten merak ediyorum. İşte sevgiliyiz diyorlar ya birbirlerine. Benim sevgilim falan. Evlenecek ileride. Bir günde 5 saat, 6 saat telefon konuşması yapıyorlar. Ne konuşuyorlar? Neyi merak ediyorlar? Hakikaten anlamakta ben zorlanıyorum. Şu anda evli olan bütün erkekler benim gibi düşünüyorlardı. Biz hanımızla da konuşuyoruz da 3 kelime 5 kelime. Hanım nasılsın? Ne var ne yok? İyi misin? Var mı bir sıkıntı? Var mı yapacak bir şey? Bitiyor. Ama 5 saat konuşuyor ya. Her gün 5 saat konuşuyor. O kız o delikanlıya ne anlatıyor? O delikanlı o kıza ne anlatıyor? Anlamakta ben zorlanıyorum. Ama inanıyorum ki evlendikleri gün o 5 saat 5 dakikaya iner. 5 dakikaya iner. Fakat bayağı merakımızdır. Yani ne kadar uzun konuşuyorlar ve ne konuşuyorlar bilmiyorum. Yani evlilik öncesi her şeyi ortaya dökmeyin. Bazı şeyler kalsın, bazı güzellikler paylaşılsın. Evlilik öncesi evlendik, her şey bitti, karı koca oldular. Hamile kaldılar, sonra da nikah kararı alıyorlar.
Bir evleniyorlar, 3 gün sonra doğuruyor. Kadın çocuk doğuruyor. Allah Allah. Benim bildiğim 9 ayda doğru yani kadın çocuk olur. 9 ayda. 3 ayda birdenbire çocuk oluyor. Artık demek ki 3 aylık çocuk da doğabiliyor. Çünkü nikah kıymadan, evlenmeden önce her şey olup bitiyor. Bu doğru değildir. Kerameti gider nikahın. Bereketi kaybolur gider.